Senin kollarında kendimi o kadar güvende, o kadar huzurlu hissediyorum ki. İşte bu beni çok mutlu ediyor. Kollarımda olman, kendini benim yanımda güvende hissetmen. Akşam eve dönüyorsun değil mi aşkım? Döneceğim. Ama birkaç gün sonra. Neden? Çünkü Gonca'ya yardım etmem lazım. Bana ihtiyacı var. Ama ben seni çok özlüyorum. Ben seninle aynı evde yaşamaya çok alışmışım. Sen böyle dışarılarda kalınca ben de eve girmek istemiyorum. Sen beni özlüyor musun? Tabii ki de özlüyorum. Sen beni özlemiyorsun galiba. Özlüyorum. Özlümez olur muyum hiç? Ama pastane açılışı var. Gonca'ya destek olmam lazım orada. Peki. O zaman artık gündüzleri ben de orada olacağım. Oldu. Bekçiliğe mi başlayacaksın? Kankama yardım edeceğim ya. Allah Allah, yasak mı? Çok tatlısın. Aslı, Gonca'ya da artık kızgın değilsindir herhalde. Bir şey söylemezsin değil mi? Kusura bakma. Neden söylemeyecekmişim? Ya kızcağız ne yapsın ama? Senin inadını kıramayacağı için mecbur kaldı. Gonca'ya çok teşekkür edeceğim. İyi ki beni oraya götürdün. İyi ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Yani çok kötü başlayan günün bu kadar güzel biteceğini hayal bile edemezdim ben. Ben de. Daha güzel günler bizi bekliyor. İyi geceler. İyi geceler. Görüyor musun? Ben sana demiştim bak. Stansiye diyorlar bak. Hayatta benim sevgilime öyle sarılamaz. Kırarım kafasını gözünü. He, aynen. Ya siz ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Bir şey diyeceğim Gonca. Sen böyle mi dans edeceksin? Böyle mi dans etmeyi düşünüyorsun acaba? Vallahi dans ne gerektiriyorsa onu yapacağım ben de. He, sanat için soyunurum diyorsun yani burada. Erdem burada beni kıskanıp sorun yaratacaksan hiç gelmeseydin. Bak Burak hiçbir şey yapmıyor. Aslı. Yürü, gidiyoruz. Ne oluyor canım? Ben bu şekilde dans etmene izin falan veremem. Bırak beni de pederi çıktı. Siz danstan ne anlarsınız ya? İçiniz fesat sizin. Artık dans deyince aklınıza ne geliyorsa. Şu dansa bakın mesela. Çok estetik. Bu dans iyiymiş, evet bu dans hoş. Ama bak bir şey diyeceğim, ten tene değmediği sürece sıkıntı yok. Of Erdem ya, sus tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hep birlikte mi katılacaksınız? Evet, benim kız arkadaşım. Ve benim kız arkadaşım. Böyle dördümüz dans edeceğiz biz. Anladım. Ben sizinle çalışacak hocayı çağırayım. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Kıskanıyoruz. Ne yapalım? Evet, kıskanıyoruz. Ha, kıskanmak da bir yere kadar ama. Sizinle buraya gelen de kabart. Biz de böyle. Rahatsız olursanız biz gidelim. Merhaba, ben Gizem. Dans dersinize ben gireceğim. Süper. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Erdem ben. Hoş geldiniz. Ben de Burak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hı hı. Önce biraz ısınalım. Ne oldu? Hani gidiyorduk? Evet, biz gitmiyor muyduk? Hadi. Yok ya. İyi bence burası. He, evet güzel burası. Biz burayı sevdik. Biz hiç sevmedik ama. Değil mi Aslı? Kıskanmak da bir yere kadarmış. Siz bizden beter çıktınız ya. Biz de böyle canım. Hadi yürü. Aslı!
günün nasıl geçiyor canım? Bu kadar varlıklı insanın arasında kendini yabancı hissetmiş olabilirsin. Hayır, böyle hissediyorsan sana uygun bir sürü devlet okulu var. Bana neyin uygun olup olmadığına ben karar verebilirim Çağla. Özel hayatımda, okul hayatımda gayet mutluyum. Ama bu çok kısa sürecek. Sana burada da, özel hayatında da rahat yok. Emin olabilirsin canım. Aşkım, ne oldu? Yani sana bir şey mi yaptı yoksa? Hayır Burak, gidebilir miyiz buradan? Bak eğer sana bir şey dediyse ya da elini falan sürdüyse... Burak. Tamam, siz bence gidin buradan. Bir tatsızlık çıkmaz. Burak, bir şey yapma diyorum. Neyse ben de hallet. Bir daha Aslı yüzünü görürsem seni gebertirim. Bir sakin. Tamam, bir sakin. Tamam. Oğlum kuzeninin kız arkadaşından sana ne? Sana Aslı'yı karıştırma dedim. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen o kıza aşık mısın? Hiç yakıştıramadım. Bak hala konuşuyor ya. Tamam yeter ya. Benim seninle bir sorunum yok. Benim seninle var. O yüzden etrafına fazla dolaşma. Tamam. Neredesin? Konuşmamız lazım. Duygularımla oynamak ne demekmiş göreceksin. Aslı! Hadi kızım kahvaltı hazır. Anne ben kahvaltı yapmayacağım ya. Pastaneye gitmem lazım. Aa olmaz Aslı. Bak yüzün kaşık kadar kaldı. Kabul etmiyorum. Yiyeceksin. Yemeden gitmek yok. Beni mi bekliyordun? Yo. Halil abindir. Hadi bak aç kapıyı. Tamam. Kızım Halil abin mi geldi? Aslı. Aslı ne oldu? Aslı. Emel Hanım. Sizinle konuşmam gerek. Çok önemli. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen.
Tamam. Aslı sen odada git kızım. Buyurun. Efendim? İyiyim, siz? Demek Nihat beni araştırıyor. İlgisini fazlasıyla çekmiş olmalıyım. Evet, haklısınız. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Siz hiç merak etmeyin. Son bombayı patlatmaya az kaldı. Yakında onu da patlatacağım. Söyleyin bakalım, neymiş bu önemli şey? Emel Hanım, öncelikle yaşananlardan dolayı sizden özür diliyorum. Hem ailem hem de kendi adıma. Ben ailemle konuştum. Onlar da çok üzgünler. Yani ani bir şekilde öğrendikleri için başlarına tepki vereceklerini bilemediler. Fakat Aslı'ya olan duygularımı anlayınca beni desteklemeye karar verdiler. Anlayamıyorum. Ben ailemin onayını aldım. Eğer siz de onay verirseniz ben Aslı'ya evlenme teklif etmek istiyorum. Bakın, yaşananlar geçmişte kaldı. Annem de çok üzgün. Ama en kısa zamanda aranızı düzeltmek için o da sizinle görüşmek istiyor. Bakın Burak Bey, aileniz sizin zorunuzla kabul etmedi değil mi? Öyle olursa benim çocuğum çok üzülür. Ben de çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ailem bizim sevgimize inandı ve saygı duyuyor. Lütfen siz de buna izin verin. Tabii ki de bunu size en baştan söylememiz gerekiyordu. Ama ne tepki vereceğinizden korktuk. Bunu o yüzden sakladık. Ve maalesef daha kötü sonuçlar meydana geldi. Yani yalan yalanı doğurdu. Ama artık yalan yok. Of, ne konuşuyorlar acaba ya? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Lütfen bize bir şans verin. Ama dediğim gibi, ben çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Size söz veriyorum. Burak Bey'in sana söyleyecekleri var. Ben ailemle konuştum. Onların onayını aldım. Artık annen de bizi destekliyor. Emel Hanım, eğer izin verirseniz Aslı'yı bugün okula ben bırakayım. Onu ben götüreyim. Olur. Hadi hazırlan da çıkalım. Aşk da burada. Biter. Ha, tabii ya, biter biter. Bunu böyle bunu kapatınca bitiyor. İnanma sen Gonca, göreceksin. Gonca, Aslı'yı cama getir. Aslı. Sıkıldım ben. Sen bir gelsene benimle. Nereye ya? Ya bir çok soru sorma. Gel bırak onu, çok yedin. Kendin diyorsun yedi, ondan sonra bırak. Ama çok iyi demedim. Aslı! Seni çok seviyorum. Beni affet. Git buradan Burak. Yemin ediyorum polis çağırırım. Kanka, kanka gördün değil mi? Bana güldü. Gördüm kanka, böyle güldü.
Aslı'cığım. Ah. Hoş geldin. Sen niye geldin ya? Sen ajansla görüşmeye gitmeyecek miydin Aslı'cığım? Ben bir görüşmeye gitmeden önce bir uğrayayım dedim. Ah çok iyi yapmış, uğramış, çok iyi yapmış. Ama uğradım, bence gerek yok daha fazla kalmana. Çünkü bu iş görüşmesi senin için çok önemli ve ben geç kalmanı istemiyorum arkadaşın olarak. Ne oluyor ya? Bir şey yok, bir şey yok. Senin ne işin var burada? Ben artık burada çalışmaya başladım. Ya bırak artık peşimi. Sen neyin peşindesin? Bu ne şıklık? Nereye böyle? Sana ne? Ya yanıma yaklaşma dedikçe dibimde bitiyorsun. Bitti artık, anlamıyor musun? Üzgünüm. Artık evden de işten de ayrıldım. Bir mazhar oğlu değilim ben. Sadece buram. Beni affetsen de affetmesen de sana verdiğim sözü tutacağım. Aslı. Bak. Sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Cezasını da çekiyorum zaten. Belki de benden ayrıldığın için, acısını bastırmak için böyle bir şey yaptım. Yani buna inandım. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Benim de kalbim paramparça oldu. Bak. Sana öfkeli olduğum anlarda bile kalbim yalnızca senin için çarptı. Ve sadece senin için çarpmaya devam edecek. Ben artık Erdemler'de kalıyorum. Ve burada çalışmaya başladım. Benim gitmemi istemem. Benim gitmem gerek. Konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Hayır Burak. Peki. Sen bilirsin. Burak, masamdan kalkar mısın lütfen? Aslı, hayır. Seninle konuşmam lazım. Sadece 5 dakika. Of Burak, of! Aslı. Burak, eğer burada da peşimi bırakmayacaksan ben okula gelmeyeceğim. Bak ben çok üzgünüm. Ama senin için her şeyi geride bıraktım. Sana geldim. Bana bir şans daha ver. Bitti Burak. Boşuna nefesini tüketme. Aslı, ben sensiz yapamam. Bitti. Anlamıyor musun? Bitti. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bunların arası bayağı bozuk gibi. Hala intikam almaya devam etmek istiyor musun? Sonuna kadar gideceğim. Tamamen bittiğine emin olmam lazım. Şu halimize bak ya. Rezillikte son nokta. Aman canım, ne varmış halimizde? Gayet güzel hazırlanıyoruz işte. Dışarı çıkacağız da acaba bu çantalarımızı valizlerimizin yanına bıraksak olur mu? Olur. Teşekkürler. Ya bir de bize bir taksi çağırabilir misin? Sana da çok zahmet verdik ama. Ne demek? Kızım
resmen çocuğu etkin altına almışsın. Ne dersen tamam diyor. Ancak böylesine gücüm yetiyor. Hedef bu. Elde edilen sonuç bu. Ayıp duyacak şimdi. Taksiniz hazır. Ben bir de size numaramı vereyim isterseniz. İhtiyacınız olabilir. Bazı yerler güvenli değil çünkü. Ay canım ya, çok sağ ol. İyi akşamlar. Bak ne diyeceğim, acaba diyorum ki paraları otelde mi bıraksak? Ya bazı yerler güvenli değil deyince tırstım. Kızım, ya bilerek söylediyse? Bu devirde kimseye güven olmaz. Mesela ben kendimden başkasına güvenmem. Eşeğimi de sağlam kızlığa bağlarım. Sıkıysa buradan alsınlar bakalım. Sen de ver sendeki paraları. Ver, ver, ver. Yarına kim sağ, kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Yarına kim sağ, kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi, bıraktım uykudan önce o şarkıyı of dinlemeyi, bıraktım arkadaşları, bıraktım tüm savaşları. Lokma tatlısı yiyelim mi? Kızım daha yeni akşam yemeği yedin. Aman canım, gece uzun, dans edeceğiz, daha yakarız. İyi tamam, sen dans etme, ben ederim. Ay tesadüfün de böylesi, ne haber ablam? Canım benim, canım, canım, canım. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ay kimsiniz siz? Sarçın alacak. Aşk olsun yani. Sevim ablan ayol ben, hatırlamadın mı? Yok, ben çıkaramadım. Ay, çok özür diliyorum. Şimdi dikkatli bakınca... Ay, ay. Ben benzettim sizi. Çok özür diliyorum. Pardon canım, pardon. Tamam, sorun değil. Kimdi o? Ay bilmiyorum, beni biriyle karıştırmış. Ay kızım çok güzel görünüyor. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...